Herkese yeni bir günden hayırlı sabahlar. Bismillah dedik, yeni bir güne başladık inşallah. Bugün 8 Kasım 2023 Çarşamba günü. Hac Feyzo bugün Konya'ya gitti. İşler bana kaldı. Şimdi yaylaya gideceğim, inekleri bırakacağım. Rutin işlerimize devam edeceğiz. Yani önce bizim kızları bırakalım. Ondan sonra şeye gidelim. Ondan sonra yaylaya gidelim. Bakalım bugün neler göreceğiz, neler yapacağız, kimleri çekeceğiz. Bakalım inşallah hep beraber göreceğiz. İnekleri bırakamayacağım, buraya koyacağım. Direkt, çünkü orada Yeşildere'nin inekleri de var. Birbirine karışırsa ayırması biraz zor olur diye. O yüzden buraya koyacağım direkt. Şu ipleri de babam geçen gün buraya attığımı gördü. Sonradan aldım ama bunları cebime koyuyorum. Hem sonradan lazım oluyorlar bize böyle çuval ağzı bağlamak için. Şimdi bu ipin kilosu bayağı bir pahalı. O yüzden her türlü değerlendiriyoruz. Evet. Bir tane koyunumuz bugün doğurdu. Çok şükür sağ selamet doğurdu bir tanesi. Artık başlarlar yavaş yavaş doğurmaya. İnşallah sizlerle paylaşırız onu da. Allah'ın izniyle. Muhittin hocama buradan çok selam söylüyorum. Sağ olsun, o da bizleri izliyor. Hepiniz tanıyorsunuz Muhittin hocamızı. Muhittin Demir hocamız. O da bizi izliyor. Yani aslında bu hani süte falan bir faydası yok ama hayvanı tok tutuyor en azından. Öğlen ona bir ek gıda, yem oluyor yani. O yüzden biz şu balyayı da veriyoruz sap. Şimdi suyunu doldurayım, getireyim artık. İneklerimizi bıraktık. Bu ayrı otlanacak. Çünkü bu hayır etmiyor bunlara. Bunlara dövüyor. Bunların boynuzları yok. Bunun boynuzu var. Yaralıyor bunları. O yüzden bunu ayrı bırakıyorum. O bir yere gitmiyor zaten. Ben de dedim çay içeriz ya. Hazır ki bak, Uran abi ki çay eksik gelmiş gibi. Ayrılmaz ikili Femi ile Uran amca. Orki baba, seni hususi çekmeye geldim ya vallahi. İyi yapmış. Çünkü ha, ben niye geldim onu hatırladım. Bayram Çetin Kaya abiye geçen gün dedin benim teyze oğlu ama bir şeye yaramıyor dedin. Evet. O da yazmış. Bir sor yani niye öyle demiş. Ben niye öyle demiş? Femi gitme duruyor. Biri kaç senedir görmemişim. Kaç senedir görmemişim. Her adam izine geliyor, senin yanına gidiyor. Adam mu? İzine geliyor, adam benim o kadar aramım ölmüş, adam bir gelsin desin başın sağ olsun. Hayret bir şey. Orada haklısın. Adam dünya görmemiş mi? Öbür onu telefonda söylersin. Femi. Bana ne yapıyorsun? Nakhre gel der kızama da kum. Allah Allah. Kestini yürür veri. Muhittin hocam, bu da Orhan Baş. Biz namı değer Orki Baba diyoruz. Herkes onu Orki Baba diye tanır. Ne diyorsun? Nasıl gidiyor? Çöl sessiz. Ki babanın yanında ayrıldık. Eve gidiyorum tekrar. Evde biraz işlerim var. Şimdi Yeşildere'den köyümüze geçeceğim. Şöyle Bayram Çetinkaya abiye bir köyünü çekelim biraz. Thank you.
5 kavaktan sayın dostumuz Feryat. Herkese merhaba. Kaliferlerimizi takıyor. Kalefer işi yapıyor, su işi yapıyor, elektrik işi yapıyor. Onur da yeni eleman. Yeni yeni yetişiyor. Feryat onlar kaliferi takana kadar ben de inekleri halledeyim dedim. Bugün tek başımayım. Vallahi biraz yoruldum. Saman doldur. Yemini koy, inekleri bırak. Sütünü falan sağacağım. Saat 5'e geliyor. Ama kurban oldum Rabbim. Hava yaz gibi halen. Bugün 8 Kasım. Dediğim gibi sabah. Bayağı sıcak. Bugün yine kaliferden dolayı pek fazla çekim yapamadık. İnşallah yarın devam ederiz. Bugün çektiğim kadar çekeceğim. Yarın devam ederiz yine. İnşallah. Aile yeni üye katıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bereket uya Allah. İnşallah bereket girer de inşallah sağ salamet doğururlar. Hıhı. Hayvan sevgisi. Allah ya Rabbim ya Resulallah. Evet, çekimimize devam edelim bugün. Yeni bir güne bismillah. Şimdi Hasan dayıma boru anahtarlarını getirmeye gidiyorum. Suyu patlamıştı. Ona suyunu yapalım inşallah. Yaylaya gidip boru anahtarlarını getireyim. Boru anahtarlarını getirip suyunu yapalım onu. Tam abay bura ha. Ya dinleme ne kırıldı. Selam canım. Suyu tam saatin orada patlamış vallahi. Vallahi. Bina gazı ile verdi. Gaz da verdi. Narım ben benzin verdi. Sen babana çalışmış mı? Su. Şükür buyurun. Ne bu? Bu. Acaba ne uğraşıyor mu adam? Vane, eğer senin amcanın yanından ayrıldım. İneklerimi bıraktım yine. Artık hava bayağı soğuyor ya. Bugün bayağı soğuktu sabah. İneklere sağdım, sağmaya geldim de Fevzi amca tarlaya gitmiş yine. Ben de bunları halledip biraz saman falan dolduracağım. Birkaç günlük hazırlığımızı yapalım. Öyle güzel oluyor, istirahatli oluyor. Sonra da bakalım ne iş yapacağız. Evet, saman dolduruyoruz. Vallahi biraz zor saman doldurmak. Şöyle 20 çuval falan doldurduk ama gözlerimiz falan mahvoluyor. Maske takıyoruz. Ağzımıza yüzümüze bulaşıyor. Evet, dediğimiz gibi emek olmadan ekmek olmuyor. Mecbur. Hayat mücadelesine devam. Yaptığımız işte böyle işte yani. Öyle kolaylığı yok. Biraz zor ama karşıdan kolay gözükebilir. Biraz zor. Ama tabii İş olmadan da vakit geçmez. Evde otur otur yat yat bir yere varılmıyor. Samanımızı 30-40 çuval doldurduk. Şimdi yağmur gözüküyor hava durumuna göre. O yüzden dedim bizim gübreyi toplayayım, sonra yer kalmıyor dökmeye. Arabasıyla sonra zor oluyor. Şimdi onu toplayacağım, hem de yaza doğru kurumuş olsun. Kurumuş gübre tarlaya çok güzel oluyor. O yüzden şimdi gübreyi toplayacağım. Hani sonra çamurken toplanması biraz zor oluyor. Gübremizi topladık. Çamurda ya da kışta şey olmuyor. Şu taşları alalım. Şu taşlar şu arabaya çok zarar veriyorlar. Gübre remorkuna. Bir tane de burada mı? Ne? Şimdi bunu topladık yazın, şey yazın diyorum, kışın dökmesi biraz daha kolay olur, yoksa sonra sıkıntı. Bize çamurda toplayamıyoruz, çok çamur oluyor, karacep çamur oluyor sonra toplayınca.
Yerimizi yıkadık, sıra Hacı Feyzo'ya yemek götürme zaman. Biniz yine boya yapıyor. Ya hap o. Arkadaş bu adam hiç boş durmuyor ya. Hadi bir gel bir pet bardağı ver ya. Boya çok gelirse bana da lazım ha. Hadi hadi. Ulan o kız kan. Hadi ulan. Ulan vallahi var ya sen ağzına taş koyarım ha bak. Dostlar. Bu araba kimin? Ha bak sen çağırıyorsun ha. Tarlayı sürüyor, yemeği getirdik. Kendimiz de yiyeceğiz. Çölde daha güzel oluyor yemek. Buranın tarlası biraz sanki daha güzel toprağa. Yani herhalde yağmur buraya güzel yağmış. Şöyle. Hacı Feyzo çayını içsin, biz içtik, yedik. Sıra onda. Bana biraz yardım edeyim, sonra gidelim. Kalan işlerimizi köyde halledelim. Düz motoru. Düz yap. Ha. Tamam tamam. Yeter. Şöyle arabaları falan yanaştırmıştık zaten. Şimdi bunu tekrar getirdik buraya bıraktık. Öbür traktör gelsin şu araya bırakalım bizim de. Öbür pilonu. Öbür traktörü de getirelim. Şey al. Hortum makası al. Sizin o tavandaki hortumu sökeceğim. Ha burada. Kepçe tamam mı? Evet, kepçe işte en son tekeri parça falan düştü. Evet, şimdi bu bizim kuruyan ağaç. Buralar çok kalındı. Zar zor kestik, çok sağlam bir ağaçmış. Bir bakalım kırabilecek miyiz? Vay 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 vay. Vallahi kırılmayacak gibi ama inşallah kırabilirim. Oy. Ah çatladı. Çatladıysa tamam. Tamam. Şimdi bu kalifere girer ya. Tam bu kalifere girer. Şimdi şunu koy üstüne. Şunu koy alta. Onu bir koy bakalım. Yok. Olmadı. Bakalım dur. Bugün gerçekten yoğun geçti biraz. İnektir, odundur, traktör temizlemedir, tarladır derken vakit nasıl geçiyor vallahi bilmiyoruz. O kadar çok vakit çabuk geçiyor yani. Yine akşam oldu. Yine inekleri sağma zamanı geldi. Hava bugün sabah çok soğuktu ama böyle öğlene doğru biraz düzeldi yine de. Pek fazla soğuk olmadı. İneklerimizi sağalım. Bekir dayıya götüreceğiz 50 litre süt. Ona sattık 50 litre. Sonra yavaş yavaş akşam vakti yaklaşıyor. Hacı amca taşınacak. Onun dolaplarını, yatağını falan sökeceğim. Akşam onları yapacağız. O da artık köyden taşınıyor. Yazın gelecek, kışın köy. Şey, kışın Konya'ya, yazın köye. Artık köyde gitgide 50 hane, 45 haneye düşüyoruz. Koyunlarımızı da bıraktık. Onları da bir yemleyelim. Oh.
Onların yanına gidelim. Onlar otlansınlar. Az bir su buradan gitti. Arabayı yıkadık burada. Bak. Şu yeşilliğe bakın. Yani ne kadar güzel. Ama şurası kupkuru. Yani burada gübre remorkunu yıkadık. Tertemiz. Şey, hepsi yemyeşil oldu. Su hayattır dedikleri bu olsa gerek. Şurası hayvanların gittiği pislik suyu. Bak nasıl yemyeşil oluyor. Vay be. İşler bitti. Köye geldik. Hava da soğudu iyice. Bekir dayının sütleri hazır. Artık yarın onları götürüp bırakmak kaldı. Yarın bir konuya yapıp geleceğim. Yine akşam oldu. İşlerimiz bitti. Hop! Camları kırıyorlar şerefsizler. Koşun! Buraya be git! Allah Allah! Faruk amcanın camlarını kırıyorlar. Artık sobayı yakma zamanı geldi vallahi. Sobayı yakacağız herhalde. Artık herkes eve geçti. Bizim fındık ağacı artık kuruyor yavaş yavaş yaprakları. Mahallenin çocukları oynuyor dışarıda daha. Muhittin hocam, sen burayı tanırsın, iyi tanırsın. Hacı Resul Ateş'in evi. Ve kalorifer yanıyor artık. Çünkü soğuk. Artık geceleri bayağı soğuk. Gündüzleri iyi ama geceleri bayağı soğuk. Olsun da yani artık Kasım ayındayız. Kasım ayı aynı yaz gibi geçiyor. Rabbim hayırlı yağmurlar versin. İnşallah önümüzdeki günler yağmur var. Değil mi Bıçı o? Tamam. Bizim kedi. Erkek kedimiz tek kaldı. Değil mi Bıçı? Anladık. Baba. Herkese hayırlı akşamlar. Bu seferlik artık kısa oldu. Günler kısa. Ondan sonra ancak bu kadar çekebiliyoruz bu vakitlerde. Yazın iş çok oluyor ama artık işler az. O yüzden bu kadarla yetinin. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim.